Doğrusu CHP'den yapılan bu açıklamalar, CHP'li milletvekilinin bu açıklaması beni şaşırtmış, şok etmiş değil. 90 yıllık resmi ideolojinin ve resmi ideolojinin gereği olan bütün uygulamaların, politikaların en yalın şekliyle meclis kürsüsünden bir kez daha ifade edilmesi dışında başka bir şey yapmadı aslında bu milletvekili. Yani gizli saklı olan veya örtülü olan bir düşünceyi ilk defa ifade etmiş değil. Ne diyor? Türk ulusu Kürt milliyetinden Türk ulusunu Kürt evet milliyetiyle eşit göremezsiniz. eşdeğer gördürtemezsiniz bana. Gördürtemezsiniz, Evet. evet. Şimdi bu kristalize edilmiş bir cümle ama örneğin Kürtler ana dilde eğitim yapamaz diyenler tam olarak bunu söylemiş olmuyorlar mı zaten? Kürtlerin işte kendini yönetme hakkı yoktur diyenler tam olarak bunu söylemiş olmuyorlar mı? Kürtler parklarına Kürtçe isim veremezler diyenler ve bunu uygulayanlar tam olarak CHP milletvekilinin kısaca ifade ettiği cümleyi hayata geçirmiş olmuyorlar mı? Ya da Kürtler çocuklarına Kürtçe isim koyamazlar diyenler, W, X, Q harfini, alfabelerini kullanamazlar diyenler tam olarak bunu söylemiş olmuyorlar mı? Ya da Kürtlerin Kürdistan diye bir vatanı yoktur, ülkeleri yoktur, coğrafyası yoktur diyenler tam olarak bunu söylemiş olmuyorlar mı? Peki bunlar 90 yıldır zaten söylenmiyor mu? Yapılmıyor mu? Uygulanmıyor mu? Halen AKP bunu yapmıyor mu? CHP halen bunu uygulamıyor mu? MHP bunun partisi değil mi? Yani bütün bu sistem partileri zaten bu şekilde düşünüp bu şekilde uygulama gerçekleştirmiyorlar mı? Zaten partimizin ortaya çıkışı bütün bu haksızlıklara, bütün bu faşizan, ırkçı düşüncelere karşı bir çıkış değil mi? Şimdi CHP'nin bir milletvekili dürüst davrandı. Bütün bu politikaları derleyen, toplayan, tek cümlede özetleyen bir cümle kurdu. Aslında bu CHP'nin klasik bilinen politikasının bir cümlede ifade edilmesiydi. Aynı zamanda AKP'nin uyguladığı politikaların bir cümlede ifade edilmiş olmasıydı. Bu bizi çok şaşırtmamalı, çok şok etmemeli de. Hani CHP sosyal demokrat diyenleri biraz şok etmeli, şaşırtmalı. Orada bulunan CHP gönül veren, destek veren, Kürdüyle, sosyalistiyle, solcusuyla, devrimcisiyle kendini nasıl tanımlarsa ilerici diyenleri şaşırtması, şok etmesi lazım ki bir bakıyoruz ki onlarda çok fazla şok yok. Bir iki kişi şok olabildi en fazla. Oysa yani orada bulunup da efendim biz işte CHP üzerinden Türkiye'ye devrim getireceğiz, demokrasi getireceğiz diyenlerin artık bu saatten sonra herhalde kendini sorgulaması lazım. Onlar kendini sorgulamayacaksa biz bu saatten sonra herhalde onları sorgulama hakkına sahip olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi bu düşünceleri kurumsal olarak ifade ediyor. Kurumsal yapıları da bu düşünceleri savunuyor, arkasında duruyor. Yapılan açıklamalar genel başkanları da dahil gördüğümüz kadarıyla bu düşünceyle uyum içerisinde ise şok olmaya, şaşırmaya gerek yok. Ne iyi etti de kitaplar dolusu anlatmakta zorlanacağımız konuları tek bir cümlede ifade etmiş oldu Sayın Milletvekili. Bu son değerlendirmeniz şu soruya da cevap olur mu acaba? İstifa eden Kürt siyasetçiler için ne düşünüyor Sayın Demirtaş ve istifa etmeyen Kürt siyasetçiler için? Bir de ben şöyle bir ekleme yapmak istiyorum müsaade ederseniz. Siz böyle deyince şöyle bir eleştiri de geliyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştireceklerine AK Parti'yi eleştiriyorlar deniyor. Geçen gün yine BDP eş genel Evet. başkanlarından Gülten Kışanak yaptığı açıklamadan sonra rast geldiğim bir eleştiriydi bu. Yeri gelmişken onu da söylemek isterim. Bunu söylemek istemiyorsunuz. Siz bütün sistem partilerinin aslında aynı düşündüğünü ve böyle düşündüğünü Ben mü Türkiye söylemek Cumhuriyeti istiyorsunuz? Devleti'nin resmi ideolojisinin bu olduğunu, devletin kuruluş felsefesinin bu temel üzerine oturtulduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bunu sadece CHP'li bir milletvekiline yüklemek ve o bu düşünceyi ortaya koyduğu için sırf ona tepki göstermek yanılgılı bir yaklaşımdır diyorum. Sistemin kendisi budur. Cumhuriyet Halk Partisi de zaten bu temel üzerine kurulmuş, bu devleti kuran partidir. O yüzden farklı bir yaklaşım beklemek yanılgılı olurdu. Diğer partiler de zaten sistemin bu resmi ideolojisini uygulayan partilerdi. Hangisi iktidara gelmişse onu uygulamıştır. Yoksa CHP'yi aklamak için AKP'yi eleştirmiyoruz. AKP de bunun uygulayıcısıdır. Şimdi başbakan çıkmış bunu ırkçılık, faşizm, hakaret olarak tarifliyor da kendisi Kürtlerde ana dilde eğitim olmaz. Kimse bana Kürtlerin ana dilde eğitimini kabul ettiremez derken neye dayanıyordu? Tam da buna dayanıyor işte. Türk milleti, Türk ulusu Kürt ulusundan daha üstündür. Çünkü Türklerin ana dilde eğitim hakkı olur, Kürtlerinki olmaz. Türklerin devleti olur, Kürtlerinki olmaz. Niye? Çünkü Türk milleti Kürt ulusundan üstündür. Aynı konuş. Altta zihni altyapıda bu vardır. Bunu anlat.